gece de burnumdan geldi. Ya ilk defa evime bir misafir geliyor. Şu olanlara bak. Ne diyeceğimi bilemiyorum ki kızım. Şaştım kaldım. İnanamıyorum ya. Leman Hanım'la Münir dayı. Olacak iş mi? Çok çirkin ya, çok çirkin. Ay Münir dayıya zaten hiç güvenmiyordum. Yani böyle yüzünde bir maske var gibi geliyordu hep bana. Hem sonra o kıza gittiğimi herkesin içinde ağzından kaçırmış gibi söylediğini anlamıştım nasıl bir insan olduğunu. Ama bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Ay yani nasıl bakmış insanların yüzüne? Nasıl idare edebilmiş bu kadar? Zaten sinir oluyordum, artık nefret ediyorum. Hep onu suçlama. Böyle şeyler tek taraflı değildir. Neyse ne. Benim evimde yaşanmayacaktı bu olay. Babama da rezil oldum. Nasıl bir aileye düştük diyecek şimdi. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Hadi gel içeri gidelim. Selim yeterince utandı. Bir de babanla yalnız bırakmayalım onu. Gel hadi. Babacığım bir şey içmek ister misin? Yok kızım, yok. Böyle bir şeye tanık olduğumuz için çok özür dileriz. Senin özür dilemene gerek yok. Talihsiz bir durum, çok üzüldüm. Yorum yapmak bize düşmez ama yaşananlar gerçekten hiç hoş değil. Yüzümü yıkayacağım. Yazık. Selim de mahvoldu çocuk. Ne utanmaz adammış. Bir de Gaye ile ilgileniyor diyordun değil mi? Yok, Gaye hiç oralı değil zaten. Ne mal olduğu belli oldu. Sakın Gaye'nin yanına yaklaşmasın. Duyarsam çok kötü olur. Tamam canım, sinirlenme. Meltem yeterince üzülüyor zaten. Neyse hadi artık kalkalım. E babacığım daha erken. Oturun daha, gitmeyin. Bu gece ısrar etme kızım, tamam? Evet Meltem. Çocuk yeterince mahcup oldu. Bir de biz burada kalıp onu iyice huzursuz etmeyelim. Hadi. Tamam, ben Selim'e haber vereyim o zaman. Abi bul şunu, bir aptallık yapmasın. Arıyorum oğlum işte. Telefonunu da açmıyor. Ya başımıza bir iş açmasından çok korkuyorum bak. Bul ne olur, gözünü seveyim. Lan oturduğun yerden dırdır edip durma. Gidebileceği her yere baktım diyorum sana. Aramaya da devam ediyorum. Evde havalar nasıl? Sıfırın altında. Ya rezil olduk kızın ailesine. Sen daha dayına daya sırtını. Oğlum bırak, dağılmış durumdayım zaten. Sen ne diyorsun? Selim babamlar gidiyor. Tamam canım, geliyorum. Bak ara beni, bir şey olursa çatlatma. İyi, bulursam ararım hadi. Erdoğan mı? Buralı arıyormuş. Tamam, yarın buluşup konuşalım. Şemsi de yok nasıl olsa. Sıkıldım benden değil mi? Sıkıldım. Ben senin için evliliğimi tehlikeye attım. Onurumu ayaklar altına aldım. Ben seni hiçbir şeye zorlamadım, tamam mı? Ben seni hiçbir şeye zorlamadım. Rahat bırak beni, düz şakamdan ya. Abla eniştem ne diyor? Ne desin istiyorsun? Ama olmaz böyle, konuşmamız lazım. Gitme, enişten seninle konuşmak istemiyor. Ama açıklamama izin vermesi lazım ya. Neyi açıklayacaksın, otur şuraya. Ben istemedim ki böyle bir şey ya, benim hatam değil. Levan kancayı taktı bir kere bana. Ben ne kadar direndiysem vazgeçmedi, üstüme geldi. Sonra da gelişti işte bir şeyler. Sonra kendimi kurtarmak istedikçe o daha çok yakama yapıştı. Bırakmadı bir türlü abla. Bana masal anlatma Münir. Bugüne kadar yüzlemedim diye hiçbir şey bilmiyor muyum sanıyorsun? Her şeyin farkındayım ben.
Leman'ın peşinde nasıl dolaştı? İlişkinizi. Sonra onu başından anlatmaya çalışmanı. Tamam, ben hatamı kabul ediyorum ama ben... Aması yok bunu Münir. Tek kelime bile etme. Korktuğum başıma geldi. Hem de Turaner Beylerin gözünün önünde. Kandırdın bizi. Nasıl mahcup olduk? Rezillik rezillik üstüne. Tam öbür durumu kurtardık derken bir de bu çıktı. Açık seçik. Hiç şüphe götürmez biçimde. Bunun altından nasıl kalkacağız bilmiyorum. Allah kahretsin ya. Leman'ın yüzünden ya. Kadını karalamak ne kadar kolay değil mi Münir? Bu senin elinin kiri değil. İkinizin de yanlış. Açıklamama izin ver ne olur. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Anlaşıldığı gibi değil yemin ederim. Ciddi bir şey yok aramızda. Olmadı hiç. Çok eskiden bir etkilenme oldu sadece. Bir boşluğuma gelmişti. Nasıl oldu bilemiyorum. Kapıldım gittim. Elimde değildi ne olur anlamaya çalış. Bir dönemde öyle geçti. Sus. Sus. Daha fazla küçülme karşımda. Böyle öğrenmeni istemezdim. Çok utanıyorum. Ben de. Yarın boşanma davası açacağım. Söyleyecek sözün olmadığına göre... zorlukla çıkarmazsın herhalde. Zaten daha önce kendinde söylemiştim boşanmak istediğini. Bari sebebini de söyleseydin de... kimse bu kadar yaralanmasaydı. Kendine bir yer bulana kadar burada kalabilirsin. Senin için yapacağım başka bir şey yok. Söyleyecek sözüm de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.